Hayatı boyunca onun için kriter başarmak, geliştirmek. Tek motivasyonu bir vizyon koydu. O vizyonun Türkiye için çok önemli olduğuna inanıyordu. Onun arkasından gitti. Hiçbir zaman beklenilen yoldan gitmedi. Ama hep daha kısa, daha iyi, daha etkili bir yol buldu. Her zaman buldu. Hayata bakışı, vatana bakışı sadece de romantik, sadece de bir sevda değil. Sopa gibi doğru. Ve her yerde, her şart altında doğru. Neye mal olursa olsun doğru. Yani söylemesi kolay ama yaşantınıza uygulaması hiç kolay olmayan işlerdir. Allah'tan başka kimseden hani korkmuyor. Evet, Özdemir amcada o vardı. Allah'tan başka kimseden korkusu yoktu Özdemir amcanın. Özdemir'in öncesi ve sonrası diye bir şey yok. O hep aynı Özdemir'di. O yüzden benim için çok değerli. Çok büyük bir mücadele insan. Bir şeyin sonuna kadar giderdi. Hiç eyvallahı da yoktu. Rahmetli'nin öyle bir özelliği vardı. Altına imza atılmış işlerde. Devam yani. Devam. Onu dinlediğimde hep şunu düşünürdüm. Bir, mücadelesiz hiçbir şey olmaz. İki, mücadeleyle her şey olur. Özdemir abi ısrarcıydı, inançlıydı. O atölye öyle bir atölye ki işte bor yağı, böyle dumanın olduğu, yerlerde talaşlı imalat talaşların olduğu, zor yürüdüğün, içeriden çıktığın zaman üstüne kokunun sindiği bir ortamdı. O ortamda yani babam gece 1-2'lere kadar her gün çalışırdı. Biz de babamla kalırdık orada. Hatta bazen yalvarırdık, hadi baba gidelim eve, gidelim eve. Çünkü ortam gerçekten normal bir insanın yaşayabileceği bir ortam değildi. Çok çalıştı, çok çalıştı ve başardı. Bence yapmak istediğini yaptı. Bu her insana da, her faniyede nasip olmaz. Özdemir Bayraktar bir mühendis olarak hayatına başladı. Çocuklarını iyi yetiştirdi, iyi bir takım topladı. Ve bu topladığı takım da onun beklediği gibi sıra dışı bir başarı elde etti. Ülkenin geleceğini havacılıkta gören bir insandı. Bunu Nuri Demirağ böyle görmüştü. Vecihi Hürkuş böyle görmüştü. Bütün hedefi silahlı kuvvetlerin bir alanda, güvenlik alanında başarılı olmasını sağlamaya yönelikti. Konunun bu kadar önemli bir geleceği olduğu konusunu Türkiye'ye söyleyen Özdemir kardeşimiz. Özdemir Bey'in gözyaşları içinde bağırarak engelleyemezsiniz, bu benim yaşam gayemdir diye gözyaşları içinde toplantıda ağladığını hatırlarım. Komutanım bana bakın dedi. Silahlı kuvvetler alsa da almasa da ben insan sava aracı üretmeye devam edeceğim dedi. İstanbul'da Sarıyer'de yalısı olan biri bir şey yapmış ve sizinle beraber dağda bayırda yatmaya hevesli. Bu bizim için de çok şaşırtıcıydı aslında. Bir özel sektörden biri. Neden böyle bir şey yapsın ki? İlk defa böyle bir insan üzerine askeri kıyafetleri giymiş, parkayı giymiş, çocuklarıyla beraber gelmiş. Güneydoğu'nun sarp dağlık, kayalık bölgesinde. Hiç kimsenin yapmadığını yapmaya çalışıyor. Bu tabii her insanın göze alabileceği bir şey değildi. Eğer iki operasyona çıktıysanız birisinde mutlaka temas vardır, çatışma vardır. Öyle bir yerde onlar o testleri, denemeleri yaptılar. Devletimiz için canını veren şehitler, işte uzuvlarını kaybeden gaziler, bunlarla ilgili hassasiyetini anlatamam. İnsanlar şehit oluyor bu vatan uğruna, bize durmak yakışmaz deyip fabrikada kalacak kadar kendisini bu işlere vakfetmiş bir insandı. Eğer bizim zamanımızda SİHA'lar var olsaydı, belki ben şu anda sağlıklı bir insan olarak karşınızda olacaktım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvvet çarpanı insansız hava araçlarıdır. Bu kuvvet çarpanını bulup ortaya çıkartan, buna yön veren bir insandan bahsediyorum. Aslında paradigmaları değiştirdi. Savunma alanında, savaş alanında ülkelerin, askerin sahadaki taktiğini değiştirdi. Yeni bir alan açtı. Ben Özdemir Bayraktar bir iş adamı olarak görmüyorum. 2000'li yıllardan sonra yaptığı işler iş adamı boyutunun dışında devlete millete adanmış bir hayat olarak görüyorum. Bir şirketin işte bir ürünü geliştirip de müşterisine satması gibi bir iş değildi Özdemir amca için insansız hava araçları geliştirmek, üretmek. Bu ülkenin birliğine, barışına, bir arada yaşama duygusuna hizmet edecek olmasını önemsiyordu, kıymetli görüyordu. Hayatı boyunca hiçbir zaman ticari bir başarı onun için bir mihenk taşı olmadı. Bu eğer bu projenin tamamen sonlanmasına neden olacaksa bile umrunda olmazdı yani. Öyle bir insan. O tarz şeyler umrunda olmaz yani. Yaptığı işi doğru yapmak. Onun için her şeyden öte yani.
Özden Bey'in kitabında etrafından dolaşmak yoktu. Anlatabiliyor muyum? Haksız olduğunu düşünüyorsan bir uygulamanın, o uygulamayı kıracaksın, yerle bir edeceksin. Onun etrafından dolaşmak, o duvarın etrafından dolaşmak yok. O duvarı kıracaksın. Duvarı kırarken kafan kırılır, ölürsün filan falan. Eyvallah, onların hepsini de göze alacaksın. Özdemir Bey belki de Türkiye'de hiçbir firmanın yaşamadığı engellerle karşılaştı. Ya Özdemir Bey bunların hepsini etrafında dolanmak söz konusu bile olmadan teker teker büyük mücadelelerle aştı. Hiçbir şey kolay olmadı. İnsanlar kendileri söylemek istemeyebilir, tercih etmeyebilir. Edepleri buna müsaade etmeyebilir. Ama bilinmesinde fayda vardır ki Türkiye'deki İHA serüvecinin en başı dahil aslında bedel ödenerek devlete bu iş verilmiştir. Bir ruhun temsilcisi Özdemir Bey. Yani o ruh, inanmışlık ve adanmışlık meselesi işin tam göbeğinde yer alıyor. Onu görüyorsunuz çok net bir şekilde. Mesele o yani. Ölene kadar yaşayacağız. Yani ne olabilir yani? Ne korkacağız? Özdemir Bey'in kadrosuna baktığınız zaman Türkiye'nin her renginden, her kesiminden insan gücü görürsünüz. Bir modeli oturtamazsınız Özdemir abi. Mesela milli görüşçü deseniz milli görüşçü modelini oturtamazsınız. Ya da muhafazakar deseniz o modeli oturtamazsınız. Ülke için doğru bildiği şey neyse, milliliğin önemi, bu tarz teknolojilerin önemi, hak, hakikat nedir onlar. Yani hep prensipleri vaaz etti yani insanlara. Buradaki ortak payda aslında çok açık. Aynı vatanın evladıysak, aynı bayrağa inanıyorsak ve amacımız bu ülkeye hizmet etmekse farklılıklar gösterdiğimiz insanlarla bir araya gelebilmeliyiz. İşte Özdemir Bayraktar bunu yapıyordu. Darbe planı hazırlamakla suçlanıyordu. Ben Silivri cezaevinden çıktığım gün Özdemir Bey kapının karşısındaydı. Ne beni ne ailemi yalnız bırakmadı. Bu benim ömür boyu onu vefa ile yad edeceğim bir konudur. Her ölümlü adı, anısı, eseri anılıncaya kadar yaşar. Özdemir'in çok uzun bir hayatı olacak. Birkaç nesil yaşayacak, bundan emin olabilirsiniz.